Yani şöyle bir perspektif var ki çok söyleyen oluyor artık son günlerde. Tamam beğenmiyorsun ama sus. İşte moralimizi bozma. Çünkü bu sefer oluyor gibi bir yaklaşım var. Olan nedir? Muharrem İnce'nin mitingleri çok coşkulu, çok kalabalık. Gerçekten işte orada Zeybek de oynuyor vesaire de oluyor. Çok popüler anlamda ilgi de görüyor. Ancak buradaki husus şu. İlk yayında da bunu söylemiştim. Muharrem İnce kimleri mobilize ediyor, harekete geçiriyor? Zaten CHP'ye oy veren insanları harekete geçirdiğine ben de katılıyorum. Büyük ölçüde onlara bir umut verdiğini ben de katılıyorum. Ama bunun ötesindeki kesimlerin daha önceki seçimlerde AKP'ye oy vermiş ya da AKP'ye oy vermeyi düşünen kesimlerin kendisine, bu sefer kendisine yönelmesini sağlayabilecek ne tür açılımlar yapıyor? Bu noktada takdir etmek lazım. Özellikle muhafazakar kesimle Muharrem İnce'nin herhangi bir sorunu olmadığını kendi hayatından verdiği örneklerle çok sık görüyoruz ve ben bazıları beğenmiyor. Namaz kılıyor olması, işlerine besmele ile başlıyor olması, ailesindeki başörtülülerden bahsediyor olması falan. Bence bunlar yanlış şeyler değil, doğru şeyler. Ama bunun ötesinde bir perspektifi koyabilmesi gerekiyor. Bence o perspektif, koysa da Erdoğan'la yaptığı atışmalardan, laf yetiştirmelerin vesairelerin gerisinde kalıyor. Bu yaklaşımın AKP'ye oy vermiş kesimlerin aklını çelebileceği konusunda çok ciddi şüphelerim var. Bu şüphelerim giderek artıyor.